Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeniniz, YouTuber hocanız Ergun Hoca, Ergun Bulşu. Bugün sizlerle düzgün çembersel hareketin devamı olan merkezcil kuvvet ve uygulamaları konusunu inceleme başlıyorum müsaadenizle. Önceki dersimizde hatırlarsanız çembersel hareketle ilgili bazı önemli tanımlar yapmıştık. Bu dersimizde de çembersel hareket uygulamaları olan merkezcil kuvvet ve etkilerini incelemeye başlıyorum müsaadenizle. Şimdi bunu kendisi gruplara ayırıyoruz arkadaşlar. Neler bunlar? İşte yatay düzlemde çembersel hareket, düşey düzlemde çembersel hareket, yatay yolda viraj alırken kullandığımız çembersel hareket, eğimli viraj hareketleri ve silindir hareketleri diye bunları kendi içinde bölmek, hücrelemek mümkün. Şimdi ben daha fazla söz uzatmadan ilk harekete başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi merkezcil kuvvete geçmeden önce merkezcil ivmeyi bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Neydi merkezcil ivmemiz? Cismimiz düzgün çembersel hareket yaparken bu çizgisel hız vektörü olduğunda bir kuvvet ya da bir etki onu merkeze doğru atmak zorunda çekmek zorunda kalıyor değil mi? Yani dönen bir cisim hayal edin böyle. Bir şey ne yapacak? Bunu sürekli merkeze doğru çekecek. Cisim ne yapmış olsun? Sürekli bir merkez etrafına dönebilmiş olsun. İşte bu kuvvete, bu etki bir merkezcil kuvvet etkisi adını veriyoruz. Cisim sürekli merkeze doğru çekilmek istiyor. Doğal olarak bir ivme söz konusu. Bunun da etkisi olarak da bir kuvvet oluşumu söz konusu. Evet, hemen başlayalım şimdi. Şimdi merkezcil kuvvetin yönünü göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi bizim hareketimiz düşey düzlemde. Düşey düzlem ne demek? Düşey düzlem demek cisme etken bir de ağırlık var demektir. Merkezcil kuvvetin haricinde. Bir de unutmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Merkezcil kuvvet her zaman net kuvvettir. Bence burası çok önemli. 2 dakika burada durmak önemli olacak. Bunu hak ediyor çünkü. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Newton ne demişti? Net kuvvet eşittir m çarpı a. Yani biz dönmekte olan bir cisme etken net kuvveti her zaman ne diyeceğiz? M çarpı A diyeceğiz. Burada ivme vektörümüz merkeze bakar. Dolayısıyla net kuvvet de merkeze bakar. Buradaki ivme vektörü anlık ivme anlamına gelen merkezi ivme olduğuna göre bunu ya V kare bölü R olarak yazacağım ivmeyi ya da omega kare çarpı R olarak yazacağım. Bir de bunun başına M kütle getirirsem sevgili arkadaşlarım bu ne olur? Net kuvvet olur. Net kuvvet ne demek? İğme ile aynı yönlü kuvvet demektir. İğme vektörü merkeze bakıyorsa net kuvvet vektörü de ne yapmak zorunda? Merkeze bakmak zorunda sevgili arkadaşlar. Örneğin cisimimiz düşey düzlemde dönüyor şimdi değil mi? Dönerken cisme etken net kuvveti göstermeden evvel cisme etken diğer kuvvetlere bakmanızı şiddetle öneririm. Mesela K noktasını geçen cisme etken iki kuvvet söz konusu. Bir kendi ağırlığı, iki ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü sevgili arkadaşlar. O zaman diğer noktaları incelemeye başlayayım. Devam edeyim o zaman. Bakın şimdi burada bir çizgisel süratimiz var. Burada hakeza çizgisel süratimiz var. Burada da öyle. Cisim ne yapıyor? Bu şekilde bir tam turu tamamlamış oluyor. Hareket düzgün, çembersel hareketse sürat her yerde ne olacak? Büyüklük olarak değişmeyecek. Aynı olacak. Şimdi dikkat arkadaşlar. Diğer kuvvetler nelerdi? Mesela L'den geçerken nedir diğer kuvvetler? İlk gerilme kuvveti var. Hatta bunlara isim verelim. Buna TK diyelim. Buna TL diyelim. Buradan geçerken kendi aşağı doğru bir MG ağırlığı var. Önce kuvvetleri gösteriyorum. M'den geçerken şu ipte oluşan gerilme kuvveti aşağı doğru ağırlık kuvveti var. Hatta buradaki gerilme kuvvetine dilerseniz TM adını verebilirim. Şimdi bunları incelemeye başlayalım sevgili arkadaşlarım. K noktasına baktığımızda K'de cismetin iki tane kuvvet var. Bunların yönleri aynı olduğu için bunları toplayın ve bunu net kuvvete eşitleyin. Dolayısıyla K noktasından geçerken cisme etken net kuvvet ağırlık artı ipteki gerilme kuvvetidir. Bunların toplamı net kuvvet olduğu için M çarpı A'ya eşittir. Dolayısıyla bu aynı zamanda ne olur? Merkezcil kuvvet olur. M kare bölü R'ye eşit olur. Yani kısaca arkadaşlar şu net kuvveti biz ne eşitlemiş oluyoruz? Merkezcil kuvvet eşitlemiş oluyoruz. Merkezcil kuvvet arkadaşlar yeni bir kuvvet çeşidi değildir. Cisme etken net kuvvetin karşılığına verilen isimdir. Duruma göre sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet görevi görebilir. Kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvet görevi görebilir. Tepki kuvveti bazen merkezcil kuvvet görevi görebilir. Ama bilmeniz gereken şey şudur ki merkezcil kuvveti biz net kuvvete eşitliyoruz ve asla kuvvet diyagramında merkezcil kuvveti göstermiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Şimdi L noktasına bir baktığımız zaman ne görüyoruz? L noktasında ipte oluşan gerilme kuvveti merkezcil kuvvet görevi gördüğüne göre
L'deki merkezcil kuvvet ipteki gerilme kuvvetine eşit olmak zorunda. M'deki gerilme M'deki durumu incelersek ipteki gerilme kuvvetiyle MG zıt iki vektör. Bunların vektörel farkı kuvvetlerin bileşkesi daha doğrusu merkeze bakmak zorunda. Dolayısıyla TM eksi MG net kuvvettir ve dolayısıyla bu ne eşit olacak sevgili arkadaşlar? MV kare bölü R'ye eşit olacaktır. Peki tek tek analiz edersek bunları. Neredeki gerilme kuvveti en büyük? M noktasında yani en alttan geçerken gerilme kuvveti en büyük oluyor. K'den geçerken gerilme kuvveti ise görüyorsunuz en küçük oluyor. Eğer M'den geçerken ip kopmazsa daha yörüngenin herhangi bir noktasında bir daha ne yapmıyor? Kopmuyor diye de analiz yapabiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve bu şekilde ipte oluşan gerilmeleri ne yapmış olacağız? Böyle teker teker göstermiş olacağız. Bir de N noktasını konuşalım ekstra. Bunu da şöyle parantez içerisinde belirtmeye çalışayım. Bakın şimdi N noktasına geçerken neler var? Şu zaten çizgisel süretimiz. İp yönünde merkeze doğru bakan bir gerilme kuvvetimiz var. Bir de aşağı doğru cisimimizin nesi var sevgili arkadaşlarım? MG ağırlığı var. Ağırlık kuvvetinin bir böyle bileşeni olmalı, bir de böyle bileşeni olmalı. Bu açı teta ise şu açı da teta olacak, değil mi? İç ters yöndeşten. O zaman şu bileşen sevgili arkadaşlar ne oluyor? MG kosinüs teta oluyor. Bunların farkı merkeze bakacaktır. Dolayısıyla TN eksi MG kosinüs teta net kuvvettir ve karşılığı merkezci kuvvet olan M ve kare bölü R'ye olmak zorunda eşit olmak zorundadır. Evet arkadaşlar bu durumda görüyorsunuz her noktada ayrı ayrı ne yapmış oluyoruz? Kuvvet diyagramı çizerek cisim etken kuvvetleri gösterip net kuvvetini hesaplıyoruz ve bunu götürüp M çarpı A'ya yani merkezci kuvvete eşitliyoruz. İlerleyelim. Şimdi gelelim merkezci kuvvetin yatay yoldaki etkisine. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şekildeki aracımız merkezci kuvvet etkisinde kalarak virajını yapmış olacak, almış olacak. Buradaki parkur yatay bir parkur ve sürtünmeli bir parkur. Bunu günlük hayatta görmek pek olası değil. Genelde bu özel pistlerde karşımıza çıkar. Formula 1 gibi yarışların pistlerinde vardır bu. Yatay bir yol hayal edin. Viraja araç böyle ve böyle girerek hareketine devam ediyor. Yani eğimli bir yoldan bahsetmiyoruz. Olay tamamen yatay bir düzlemde gerçekleşiyor. Bu durumda bizi kurtaracak olan tek şey nedir? Lastikle zemin arasındaki sürtünme kuvvetidir. Burada cisme etken sürtünme kuvveti cisme merkezci kuvvet görevi gördürerek çembersel hareket yapmasına neden olmaktadır. Bu da tabii sürtünme kuvveti derken arkadaşlar sürtünme kuvvetini burada özel olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü dönen tekere etken birçok sürtünme kuvveti vardır. Biz en yalın biçimde incelemeye çalışalım. Direkt şu merkeze bakan kuvvete sürtünme kuvveti adını verelim. Ve burada cisme çembersel hareket yaptıran kuvvetin adına sürtünme diyelim. Dolayısıyla sürtünme kuvveti net kuvvet olacağı için direkt ne eşit olmalı? M çarpı A'ya eşit olmalı. Yazalım. Fs eşittir ma. Burada a merkezcil ivmedir. Yani mv kare bölü r'dir sevgili arkadaşlarım. Burada kavram yanılgılarına girmemeye çalışınız. Burada sistem etken bir net kuvvet olduğu için bu dönen cisimler asla dengede değildir. Bu bir kavram yanılgısıdır. Buna dikkat edin. Önüme rica ediyorum. Gelelim Fs'yi açmaya. Fs'yi biz nasıl açıyoruz? Önceki derslerimizi hatırlatalım. K çarpı N. K sürtünme katsayısı N. Yüzeyin tepki kuvveti. Burada cisim yatayda hareket ettiği için tepki kuvveti cismin nesi olacak? Ağırlığına eşit olacaktır. O zaman buradaki sürtünme kuvvetini açayım sevgili arkadaşlarım. K çarpı ağırlık yani MG eşittir. MV kare bölü R. Şimdi ben tabii bunu eşitlik yazmamın bir sebebi var. Eşitlik yazarsam buradan bulacağım sürat arkadaşlar. Virajı güvenli şekilde almasını sağlayan maksimum hız anlamına gelir. Bunun üzerinde bir süratle viraja girerse aracımız ne yapmalıdır? Virajdan çıkmalıdır, devrilmelidir diye yorum yapılabilir. O halde toparlayalım. V kare eşittir. Sürtünme katsayısı, yer çekimi ivmesi çarpı R'dir. Her tarafın karekökünü alırsak kök içerisinde bulduğumuz K, G, R büyüklüğü sürtünmeli yolda
maksimum hızın büyüklüğü anlamına gelir. Eğer aracımızı daha büyük bir hızla viraja sokmaya çalışırsak alması gereken yarı çapı ona göre ne yapmamız gerekiyor? Büyütmemiz gerekiyor. Formula 1 araçlarını hatırlayın arkadaşlar. Araç viraja giriyor. Sürat kesmeden o virajı alması için yörüngenin yarı çapını artırarak yoluna devam ediyor diye yorumlayabiliriz. İlerleyelim. Gelelim eğimli yoldaki viraj şartımıza. Bu biraz daha günlük hayata adapte edilebilir. Yani aracımız bildiğimiz bir eğim içerisinde viraja girerek ne yapıyor? Yoluna böyle devam ediyor. Tabi bu kadar abartı bir eğim olmuyor günlük hayatımızda. Biraz daha eğim açımızı küçük olması gerekiyor. Mesela bu aracımıza bakalım. İşte bu aracımız etken kuvvetler nelerdir? Bir, bu aracımız bir kere her şeyden önce bir ağırlık kuvveti etkisinde kalmıştır. Bir de yüzeyden gördüğü ne vardır bu aracı etken? Normal force, yani dik kuvvet vardır. Cismi etken iki kuvvet var ve bu iki kuvvetin bileşkesi olan net kuvvette cismi etken merkezcil kuvvettir sevgili arkadaşlar. Merkezcil kuvveti asla kuvvet diyagramında göstermiyoruz. Dikkatli bakın. Bunların bileşkesi ucu eklediğiniz takdirde şöyle yatayda, yatay demeyelim de yönü merkeze doğru olan bir kuvvet olarak kendini yapmalı, göstermeli. Değil mi? Peki şimdi bir açı taşıma eylemi gerçekleştirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi şu açı alfa ise şu açıdan olacak. Alfa olacak. Bu alfa ise arkadaşlar burası da şu açıyı da kastederek konuşuyorum. Burası da ne olacak? Alfa açısı olacak. Değil mi? O zaman bu üçgende tanjant alfa yazılacak olursa kuvvetler üçgenidir bunun adı arkadaşlar. Tanjant alfa karşı bölü komşu demektir. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar demektir. Alfanın karşı dik kenarı net kuvvet anlamına gelen m çarpı a'ya, komşu dik kenarı da cismin ağırlığı mg'ye eşit olur. Değil mi? Peki m'leri yollarsak bu durumda tanjant alfa ne gelir? Şimdi a'yı açalım. V kare bölü r bölü g dersek. Buradan arkadaşlar tanjant alfa kısacası V kare bölü GR ile hesaplanır. Buradaki tanjant alfa aynı zamanda yolun nesidir? Eğimidir arkadaşlarım. O zaman yola öyle bir eğim vereceğiz ki bu eğim değeri V kare bölü GR eşit olduğu anda bizim cisimiz R yarıçapı yörünge çizerek ne yapmalı? Bu virajı almalı. Eğer aynı eğimli yolda yarıçapı daha büyük yapmaya çalışırsak buna bağlı olarak süratin ne olması lazım? Daha büyük olması lazım ki güvenli şekilde aracımızın ne yapmasını bekleyelim. Virajı alıp yola devam etmesini bekleyelim. Tabi bu arada benim bir önermem. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle yaparak kendimce daha süratli bir eylem içine girmiş oldum. Tabi istersek sevgili arkadaşlar bu N kuvvetini dik bileşene ayırabilirsiniz. N'nin yukarı doğru bir bileşeni, yatayda bir başka bileşeni var. Bir de aşağı doğru cismimizin mg ağırlığı var. Bakın şu açı alfa demiştik hatırlarsanız, değil mi? Şu açı. Bu istenirse tabii bileşenin ayrıldıktan sonra ny bileşeni ve nx bileşeni haline dönüştürülebilir, değil mi? O halde isterse ikinci olarak şunu yapabilirsiniz. Nx bileşeni yönün merkeze baktığına göre merkezcil kuvvet görevini bu bileşen görmeli. Yani mv kare bölü r bunu olmalı. Bu eşit olmalı. Ny bileşeninde cismin mg değeri kadar olmalı. Soruları taraf tarafa oranlarsınız. Nx'in ny'ye oranı sevgili arkadaşlarım tanjant alfa eşit olur. Görüldüğü üzere. Buradan da m'ler götürse birbirini tanjant alfa yine v kare bölü gr olarak demin yaptığımız gibi elde edilebilir. Bu da aynı sonuca giden ikinci yol olarak kayıtları geçsin lütfen. Evet, ilerleyelim. Bir de bunun silindir hareketi var sevgili arkadaşlar. Santrifüj kuvvetler olarak da biliniyor bunlar. Mesela cismi koyuyorsunuz silindir içerisinde ve siliniri döndürüyorsunuz. Dönen silindirle beraber nesne ne yapıyor? Çepere yapışıyor ve onunla beraber ne yapıyor? Dönmeye başlıyor. Bu da yine bir düzgün çembersel harekete örnek olarak verilebilir. Şimdi bu olayı incelemeye başlayalım. Bu olayda da dikkatli bakarsak ben burada omega açısal sürati de ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Şu ana kadar hep biz merkezcil kuvveti çizgisel süratle yazmaya çalıştık. Bu bölümde de merkezcil kuvveti açısal süratle yazmaya çalışacağım. Şimdi izleyin. Neleri önce görmemiz gerekiyor? Önce kuvvetlere bakalım lütfen.
Aşağı doğru bir MG ağırlığımız var. MG ağırlığımızın cismi aşağı doğru çekememesinin sebebi cismin yüzeydeki sürtünme tarafından tutuluyor olması. Peki bu cisim dengede mi? Bu cisim biz dengede demiyoruz. Çünkü net kuvvet sıfır değil arkadaşlar. Çünkü cismi etkileyen bir kuvvet var. Tepki kuvveti. Bu tepki kuvveti merkeze baktığı için burada merkezci kuvvet görevini kim görüyor? Tepki kuvveti görüyor. Dolayısıyla tepki kuvvetini ileride sürtmede kullanacağım. Tepki kuvvetini yazarken direkt net kuvvet anlamına gelen M omega kare R'ye bunu eşitliyorum. İkinci aşamaya geçeyim. Cisim dönen platforma göre hareketsiz kaldığına göre sürtünme kuvvetinin Mg'ye eşit olması beklenmelidir. Bir sürtünme kuvvetini sürtünme katsayısı çarpı yüzeyin tepkisi olarak açıyorduk hani. Değil mi? Açtık. Dikkat etmemiz gereken şey ne burada? N yerine merkezci kuvvet, pardon, N yerine M omega kare olan merkezci kuvveti yazacaksın. Evet, doğru söylemişim az önce. Dolayısıyla şu eşitliği kullanın. M'leri yollayın gitsin. Ve buradan omega adını verdiğimiz açısal sürate geçelim. Nasıl geçeceğim? G'yi sabit tutuyorum. K ve R'yi bunun altına atıyorum. Sonra her tarafın karekökünü aldığımda alın size açısal sürat. Eğer ben platformu bu süratle döndürürsem bizim cisimimiz şekli konumu almaktadır. Bundan daha küçük bir süratle döndürürsek cisim ne yapacak? Aşağı doğru kayacak. Yani hareket dengesini, şeyini bozmuş olacak. Konumunu bozmuş olacak. Denge dememeye çalışıyorum. Konumunu bozuyor. Daha yüksek süratle dönerse aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Burada bir kavram yanılgısı olmasın. Cisim daha hızlı döndürüldüğünde yukarıda çıkar demek bir kavram yanılgısıdır. Sizlerle bunu paylaşmış olayım ve ilerleyelim arkadaşlar. Evet, gelelim dönerek ilerleme konusuna. Şimdi bizim cisimlerimiz sadece öteleme yapabilir. Sadece dönme hareketi de yapabilir. Biz bugün öğrendik ki, bu derslerimizde öğreniyoruz ki bizim cisimlerimiz dönme hareketi yaparsa her noktanın kendine ait nesi olmak zorunda? Bir açısal sürati olmak zorunda ya da çizgisel bir sürat olmak zorunda. Ötelemede öyle bir şey yok. Öteleme dediğimiz hareket yer değiştirme hareketine örnektir. Biz genelde hareket konusunu incelerken küçük noktasal cisimleri öteleyerek ilerletiyorduk. Yani yer değiştir diyorduk onlara. Ama burada dönerek ilerleme söz konusu. Yani bu biraz daha günlük hayata daha adapte gibi. Aracın tekerini düşünün. Aracın tekeri olduğu yerde dönerken araç yer değiştirdiği için bir de öteleme dediğimiz hareketi gerçekleştiriyor, değil mi arkadaşlar? O zaman her noktanın bir çember üzerindeki her noktanın iki tane hız bileşeni söz konusu oluyor. Bunlar hem çizgisel sürat hem de açısal süratten kaynaklanan iki bileşen olarak ifade ediliyor. Şimdi K noktasını incelediğiniz zaman ne görüyorsunuz şimdi? Ya da şöyle yapalım isterseniz. Dönerek ilerlemeyi ben iki hareketin bileşim olarak hatırlayacağım ya. Sadece döndüğünü varsayarsam ne olur? Sadece ötelediğini varsayarsam ne olur diye iki ayrı pozisyon kafamda hayal ediyorum. Şimdi sadece dönseydi diye düşünelim. Sadece dönseydi her noktanın çizgisel sürati olacaktı. Ve bu çizgisel sürat yörüngeni olacaktı, teğet olacaktı. Büyüklük her yerde aynı olacak arkadaşlar. Tamam. Bu sadece dönseydi. Bu arada kütle merkezinin dönmediğini biliyoruz. Kütle merkezi sadece yer değiştirir arkadaşlar. Kütle merkezinin dönme sürati sıfırdır. Yarıçapı olmadığı için ya da merkez olduğu için. Daha doğru cümle bu. Peki sadece ilerlemeden gelene bakalım şimdi. Sadece ilerlerse o zaman her nokta arkadaşlar öteleme yönünde yer değiştirmek zorunda kalır. O halde bakın şimdi K noktasında iki tane hız bileşeni var. İkisinin yönleri aynı olduğu için bunları toplayarak yere göre hızı geçiyorum. O arada biz şu an yere göre hızda bulmaya çalışıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. K noktasının yere göre hızı, O'nun, L'nin ve M'nin yere göre hızlarını şimdi incelemeye başlayacağız. Burada O'da o noktada olarak öteleme yapar. Dikkat dikkat. Peki şimdi dönseydi ve ilerleseydi diye hareketi parçaladım. Sonra bunları üst üste bindiriyorum. Buna fizikte ya da teknik olarak buna süperpoze ya da süperpozisyon tekniği diyor arkadaşlar. İki bileşeni ayrı incelersiniz. Bunları üstü örtüştürürsünüz. Bakarsınız. Aynı yönlüyse bunları toplarsınız. Zıtsa çıkartırsınız. Dikse Pisagor yaparsınız. Buradan yola çıkacak olursam şu süratleri de
V diyelim bu arada arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. K noktasının yere göre hızı nedir? K noktasının yere göre hızı 2V'dir. Çünkü süperpoze yaptığında her iki tarafın, her iki noktanın iki tane hız bileşeni aynı yönü topla. Peki O noktasının yere göre hızı ne olur? O noktası dönmez öteleme yapar. Hızı V olur. L noktasının yere göre hızı ne olur? L noktasının yere göre hızı V eksi V 0 olur. Peki ya M'nin? M noktasının yere göre hızı arkadaşlar. İki tane hızı var. V ve bunlar dikse birbirine. Bunların yere göre hızı. Yani bileşik hızları ne oluyor? Kök 2 V oluyor. Değil mi? Diye düşünüp kendinize böyle yorum yapabilirsiniz arkadaşlarım. Daha kolay bir şey de anlatayım size. Şimdi şu silindiri inceliyorum. Silindirin şu değme noktasının yere göre hızı 0. Değil mi? Dolayısıyla buranın yere göre hızı 0'sa arkadaşlar referansım bu. Şöyle bir yarı çap uzatayım. R. Orantı vermeye çalışayım. R kadar uzaktaki O noktası yere göre hızına V dersek buraya 2R uzaklıktaki K noktasının bu defa yere göre hızı ne oluyor sevgili arkadaşlarım? 2V oluyor. Değil mi? O zaman bunu şöyle birleştirdiğiniz takdirde bir düzgün artış söz konusu. Yani istersek şuradaki R bölü 2'deki yere göre hızı V bölü 2 yazarım. Şu orta noktanın yere göre hızına da o zaman ne derim? 3V bölü 2 yazarım. Yani yarı çaplı orantılı ya da noktayla orantılı yazıyorum. Dikkat dikkat dikkat. Şuradaki M noktasının yere göre hızına bakalım şimdi. Bunun yere uzaklığı kök 2R değil mi? Bunun bu noktanın yere göre hızı ne olacak sevgili arkadaşlar? Şu yönde kök 2V'ye eşit olacak. Yani bu bir pratik bir şey. Yani şu dövme noktasını referans alarak buradan eşit mesafedeki noktaların süratini eşit arttırmak suretiyle bir yorum yapılabilir. Peki bunun bir basit makine uyarlamasını sizinle paylaşmamı ister misiniz? Bakın şimdi. Bir sabit makara hayal edin arkadaşlar. Sabit makaranın, özür dilerim, hareketli makara düzeltiyorum burayı. Hareketli makara hayal edin. Hareketli makaranın şu kısmına kuvvet uygulayıp bunu yukarı doğru çektiğiniz zaman buna bağlı makara ne kadar yükselir? Bunu şimdi buna benzeteyim. Şimdi şu ipin değme noktası şurası değil mi arkadaşlar? Buranın yere göre hızını sıfır kabul edersem buradan düzgün bir artışla kütle merkezinin hızına V dersem şu ipin hızına yere göre 2V demiş oluyorum. Değil mi? Buradan ne anlaşılır? Eğer sen şu ipi 2V hızla çekersen kütle merkez hızı V kadar olur. Yani çektiğinin yarısı kadar bu makara havaya kalkmış olur. Kısacası şu ipin ucunu 2'ye çektiğiniz takdirde makaramız ne kadar yükselir? H kadar yükselir. Kalan H nereye gider? Dönmeye gider. Yarısı dönmeye, yarısı yükselmeye harcanmış olur. Bu da buna güzel bir örnek olur diye düşünüyorum ve şu an ilerliyorum. Evet, gelelim pekiştirici örneklerimize. Bunları da şimdi sizinle paylaşalım. Bir, yatay düzlemde bulunan bir virajı aracın güvenli şekilde döndüğü biliniyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinde verilenlerden hangileri artırılırsa araç virajı güvenli şekilde dönemeyebilir. Şimdi şu bizim yatay sürtünmeli virajımız. Bu da aracımız. Aracımızın V sürati, bu da sürtünme kuvveti, merkeze bakıyor. Sürtünme kuvveti net kuvvet olduğu için M çarpı A eşit oluyor ya da diğer ifadeyle merkezcil kuvvet eşit oluyor. F sürtünme içerisinde de K var, M var, G var ve sanki M'ler birini götürdü. Bir kere olayın kütle ilgisi olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben eğer sürtünme kuvvetini arttırırsam, sürtünme kasesini arttırırsam aracımız güvenli şekilde ne yapabilir? Virajı alabilir. Ne istiyor bizden? Hangileri artırılırsa araç virajı güvenli şekilde dönemeyebilir. Burada aracın sürati eğer maksimum sürate ulaşmamışsa, virajı alabilmesi için gereken sürate ulaşmamışsa, bu aracın süratinin arttırılması virajı güvenli şekilde almasına neden olabilir. Ama maksimum hızın üzerinde bir hızla ben viraja girersem bu defa savrulabilirim. Dolayısıyla süratimin artması virajı güvenli şekilde almamı ne yapabilir? Engeller. Dönemeyebilirim. Dolayısıyla cevabım yalnız 2 olması gerekmektedir. Diğer zaten kütlede bizim bir işimiz yok.
yol ile tekerlekli sübekasının artması virajı güvenli şekilde almamızı sağlayıcı bir etken olarak düşünebilir arkadaşlar. Cevap A'dır deyip geçiyorum. Güzel bir soru. Bir gösteri uçuşu sırasında uçağın düşey doğrultuda izlediği yörünge şeklindeki gösterilmiştir. Yani uçağımız geliyor, bir akrobasi hareketi yapıyor, sonra tekrar yola ne yapıyor? Devam ediyor. Buna göre uçak K noktasından geçerken pilota etki eden kuvvetlerin serbest cisim diyagramı aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak gösterilmiştir? Evet, şimdi ben bir dışarıda bakan gözlemci olarak yani eylemsiz bir referanslarına bakarak ben bu uçağa etken kuvvetleri göstermeye çalışıyorum. Bir kere şu bizim süratimizin yönü. Burada uçağımız dikey hareket yapıyor olsun. Tabii kuvvet diyagramı için bir kere kuvvet diyagramında hız gösterilmez. Peki kuvvetler nelerdir? Bir, merkeze doğru bakan bir kuvvet var. Bunun adı F merkezi kuvvet ya da pilota etkileyen merkezi demeyelim çünkü merkezi kuvveti diyagramda göstermiyoruz. Burada tam pilota etkileyen bir koltuğun tepkisi olsun. Bir de aşağı doğru cismin etkinliği var arkadaşlar. Bir ağırlık var. Burada ağırlık toplam ağırlık karşılık gelsin. Peki bu durumda kuvvet diyagramımız ne oldu? Aşağı doğru bir ağırlık kuvvetimiz var. Merkeze bakan da bir tepki kuvvetimiz var. Bunların incelendiği seçenek nerede var? Yalnız B'de var. O halde diyagram bu olacak. Zaten neyi de tanımlamışız bakın. Neymiş? Koltuğun pilota uyguladığı tepki kuvvetidir. Buradaki MG'de sistemin toplam ağırlıdır diyor ve geçiyorum. K ve L cisimleriyle düşey eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla aşağıdaki gibi döndürülen tablo üzerine konulmuşlardır. Aşağıdaki gibi döndürülen bir tablo üzerine konulmuşlardır. K cismi tablo üzerinde durabildiğine göre hangileri yanlıştır diye bir sorumuz var. Şimdi K cismi tablo üzerinde durabilmesinin anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Tabloya etken, K'ye etken merkezci kuvvetin sürtünme kuvveti eşit olması gerekiyor değil mi? O zaman K'yi incelemeye alalım lütfen. Dikkat dikkat. O halde neler var burada K etken? 2M omega kare çarpı 2R büyüklüğü bir merkezci kuvvet var. Net kuvvetimiz var. Bu ne eşit? Sürtünme kuvveti. İşte sürtünme katsayısı çarpı 2M G yazarsak bu bizim sürtünme kuvvetimiz olur. Buradan zaten olayın kütle bilgisinin olmadığını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kere kütlelerimiz bir kere yok olsunlar. O zaman bizim güvenli şekilde dönme süratimiz omega karemiz arkadaşlar K çarpı G bölü ne gelsin? 2R gelsin. Değil mi? Şimdi hangileri yanlıştır? Şimdi acaba L cismi bu hareketi sağlayacak mı? Dengede daha doğrusu verilen konumda dönmeye devam edecek mi? Ona bir bakalım. Şimdi her iki cisim de dövme noktasında eşit mesafede döndürülüyor. Olayın kütleden bağımsız olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. O zaman K cismi nasıl verilen konumda kalıyorsa L de aynı şekilde verilen konumda yapmak zorunda kalmak zorunda arkadaşlarım. O zaman L cismi iki yönünde hareket eder, yanlış bir yargıdır. L cismine bir yönünde sürtünme kuvveti mi etkiler? Hayır, sürtünme kuvveti merkeze bakacağı için bu da yanlış bir ifadedir. L cismi tablo üzerinde tabloya göre hareketsiz kalır, doğru bir ifadedir. Dolayısıyla yanlışlar sorulduğu için cevabın 1 ve 2'deki gibi gelmesi gerekmektedir sevgili arkadaşlar diyor ve buradan yoluma devam ediyorum müsaadenizle. Bir araç yatay düzlemde bulunan viraja girdiğinde aracı etkilen merkezci kuvvet ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla Fm ve Fs oluyor. 1, 2, 3 ifadelerinde verilen durumlardan hangileri gerçekleştiğinde araç virajı güvenli şekilde dönebilir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, buradaki güvenli şekilde dönebilmesinin koşulu sürtünme kuvvetinin büyük ya da en azından eşit olması gerekir. Neyden? Merkezci kuvvetimizden. Yani M ve kare bölü ya da onu F merkezci diye yazayım isterseniz. Şöyle. Evet. O halde sürtünme kuvvetinin F merkezinden büyük olduğu seçenek var mı? Var. Bu olabilir. Ama yanlış ifade ettim. Özür dilerim. F ise büyük F merkezli olacak. Yani ikinci
ifade böyle. Birinci ifade eşitlik var. Bu da böyle. Ama üçüncü ifade merkezi kuvvet sürtünme kuvveti büyük olursa bizim cisimimiz güvenli şekilde virajı alamaz. Dolayısıyla cevabın bir ve ikideki gibi olması gerekir. Evet arkadaşlar, aşağıdaki soruya da şimdi bir göz atalım. Burada bizden istenen neymiş bir okuyalım. Bir ipin ucuna bağlamış M kütleli cisim düşey doğrultuda aşağıdaki gibi çembersel hareket yapıyor. Buna göre K noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvveti hangi bağlantıyla bulunur diye bir sorumuz var. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle kuvvet diyagramını çizmemiz gerekiyor. Bunun için de şu MG ağırlığımız aşağı doğru gösterilecek. Bu ağırlık kuvvetimizin bir merkeze bakan bir de ona dik doğrultu iki tanesi var. Bileşeni var değil mi? Bunları da bileşeni ayırmamız gerekiyor. Bize verilen bir açı var. Şu açıya özür dilerim. Şu açıya alfa diyoruz değil mi? Bu açı alfa ise o zaman otomatikman şu açıda ne olacak? Alfa olacaktır. Doğru mu? Evet. Çünkü burası 90 derece. Beta. Bu da alfa. Ama şu bileşen sevgili arkadaşlar ne olacak bu durumda? Mg kosinüs alfa. Şu bileşenimiz Mg sinüs alfa. Bir kere bu dursun. Bir de ne var? Merkeze bakan T var. Merkeze bakan iki tane kuvvetinde var. Bunlar net kuvveti oluşturacak. Yani T artı Mg sinüs alfa. Net kuvvet olduğuna göre bu MA eşit olmalı. Buradaki net kuvvet görevini merkezcil kuvvet üstlendiği için bu aynı zamanda M direkt F merkezcil yazmam benden isteniyor. Direkt F merkezcil eşit diyeyim. M kestirme yoldan bunu ifade edeyim. Sonra ne istiyor benden? T'yi bir yalnız bırak diyor değil mi? T'yi yalnız bırakalım. T ne olacak o zaman? F merkezcil kuvvet eksi Mg sinüs alfadır. Yani bakalım seçeneklerde böyle bir bileşik, böyle bir bağıntı var mı? T eşittir F merkezi eksi Mg sinüs alfa Adana şıkkında bizleri bekliyor. Cevap A'dır deyip ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çözümümüz son örneğimiz. Konumuzu ifade eden son örnekti. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.